Rings of Power'ın 1. sezonunun 4. bölümü olan The Great Wave yayınlandı. Numenor'un büyük bir dalga ile sular altında kaldığına dair bir görüyle başlayan bu bölüm genel olarak bu endişeler üzerineydi diyebiliriz. Ama benim çok bayıldığım bir bölüm olmadı yine. Hikayeye dair çok önemli şeyler de gördük tabii ki ama bence dizi kötüleşmeye başladı iyice. Senaryosunun çok zayıf olduğunu düşünüyorum ve bunun sebeplerine değineceğim. Öncelikle şunu çok merak ediyorum. Aranızda kitapları okumayan, Lore'a dair hiçbir şey bilmeyen, hatta Lord of the Rings serisini izlemeyenler varsa ve bu evrene bu diziyle girenler varsa eğer diziyi nasıl buluyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Yani dışarıdan bir göz, ilk kez bu diziyle Orta Dünya'yı tanıyan birisi diziyi dizi olarak nasıl buluyor? Çok merak ediyorum. Lütfen aşağıda yorumlarınızı yazın. Çünkü ben bütün bu değişkenlerden bağımsız tutsam bile dizinin başarısız olduğunu düşünüyorum. Özellikle senaryo açısından. Muhteşem görsel efektler olmasına rağmen özellikle bu bölümde artık iyice beni rahatsız eden şey diyalogların çok zayıf olması, çok günümüzden olması ve o yüzden o kostümler bile sanki birer dekordan fazlası gibi durmuyor benim gözümde ve çok pahalı bir piyes izliyormuşum havası var. Sadece bu diziyle Orta Dünya'yı bilenler veya objektif olarak yaklaşanlar gerçekten bu açıdan diziyi nasıl buluyorsunuz? Haftalık Galadriel şikayetimizle başlayalım. Gittikçe kötüleşiyor karakter. Tahammül sınırlarımı çok zorluyor. Ben Galadriel'i eleştirirken bazı kişiler burada gördüğümüz Galadriel'in Lord of the Rings'te gördüğümüz Galadriel kadar bilge olmadığını ve onun gençliğini izlediğimizi dolayısıyla aslında bu dizinin onun bir gelişim hikayesi olduğunu söylüyorlar ve bu tavırlarını işte fevriliğini çok da bir şey bilmemesini bu gençliğe bağlıyorlar. Ama ben bu görüşe katılmıyorum. Çünkü ilk bölümün incelemesinde de bahsetmiştim. Evet, Galadriel Yüzüklerin Efendisi'nde gördüğümüz Galadriel'in bilgeliğine henüz ulaşmadı. Ama bu haliyle bile dizide gördüğümüz bütün karakterlerinin yaşının toplamından daha da yaşlı Galadriel. Galadriel ilk elflerden biri. Anlatılan dünyanın yaratılışının ilk zamanlarından beri olan bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla o kadar da olgun olmaması normal dediğiniz Galadriel bile bütün karakterleri dediğim gibi cebinden çıkarır. Evet, tabii ki de bu dizideki Galadriel 3. çağdaki Galadriel'in bilgeliğinin yanına yaklaşamayabilir. Ama onu olgun, bilge olmayan bir karakter olarak göstermenin yolu hiçbir şey bilmeyen bir ergene çevirmek değil ki. Bunu anlatmanın çok basit bir yolu var. O da daha iyi bir hikaye yazmak. Eğer hikaye Galadriel'in yönetme hırsı üzerine ilerleseydi, bu temelle çizilseydi eğer, bence herkes çok mutlu olabilirdi. Çünkü Galadriel karakteri bizim bildiğimiz o bilgeliğe tam olarak bu güç arzusunu yenmeyi başardığında ulaşıyor. Yani ailesinden birinin ölümüyle, intikam hırsıyla hareket eden ve her yeri ayağa kaldıran, ne yapacağını bilemeyen, böyle saçma sapan savaşan bir karakterden ziyade ki bu hikaye bence ne orijinal, ne de ilgi çekici, ne de Galadriel'e uyan bir hikaye. Bundan ziyade onun güç arzusu üzerine ilerleseler de hem henüz o kadar olgunlaşmamış bir Galadriel'i görürdük ve o gelişmeyi izleyebilirdik. Hem de o elf ağırlığını koruyan bir Galadriel'i görürdük. Fakat bu haliyle gerçekten çok klişe bir ana hikayesi var. Ve bu yüzden her bölümde Galadriel karakteri beni çok üzüyor. Önceki bölüm incelemesinde Numenor'un tarihinden, Numenorlularla elfler arasındaki anlaşmazlığın sebeplerinden uzun uzun bahsetmiştim. İzlemediyseniz bakabilirsiniz. Böyle bir altyapı varken bu bölümde elfler gelip işimizi çalacak seviyesinde bir düşmanlık altyapısı oluşturmak gerçekten çok aptalca ve çok tembelce. En elfleri sevmeyen Numenorlu bile onların kıçı kırık demirci işlerine muhtaç olmadığını hesap edebilir diye düşünüyorum. Elf aşığı diye bir hakaret uydurmak dizinin kitaplara bağlı olup olmamasıyla falan ilgili değil arkadaşlar. Gerçekten üzerine düşünülmemiş bir senaryonun sonucu. Her şeyden bağımsız olarak senaristlerin kullanabileceği çok daha basit bir matematik var aslında. Elfler ölümsüz, insanlar ölümlü ve bu ölümlü insanlar bu hırslarla elflerin ölümsüzlüğünü kıskanıyorlar. Sauron da insanlardaki bu ölümsüzlüğe dair duyulan hırsı, açlığı kullanarak onları manipüle ediyor. Alın size muhteşem bir nefret temelli pilot yani. Meksikalılar gelip işimizi çalacak diyen, Amerikalıları yatıştıran Trump misali, Farazon bütün popülistliğiyle işte insanları biraz yatıştırıyor. Tavırlarının gerçekten çok ikiyüzlü ve art niyetli olduğu ise her sahnesinden, her cümlesinden çok net bir şekilde hissediliyor.
Farazon Elrond'dan bahsettik. Kardeşi Elrond'u zaten gördük. Babaları Erendil'den bahsedildi ve bütün bunları yine önceki bölümde detaylıca anlattığım için girmiyorum. Ama en azından bu detayları görmek güzeldi dizide. Diğer yandansa diziye eklenen Farazon'un oğlu karakteri ve yeni flörtü Elendil'in kızının hikayesi nereye bağlayacaklarını hala merak ediyorum. Galadriel ve Kraliçe Miriel'in konuşmasını gördük. Miriel aslında babası gibi eski öğretilere sadık, vefakarlardan biri olmak istiyor gibi. Fakat aynı zamanda hem gördüğü ve aslında bölümün sonunda yanlış yorumladığını fark ettiği o gelecek görüsü yüzünden hem de aynı zamanda zamanında babasının verdiği savaş ve olumsuz etkileri yüzünden bir ikilem içerisinde. Hem eski öğretilere, Valar'a, elflere içten içe sadık ama hem de Numenorluların sonunun Galadriel'in gelmesiyle başladığını düşünüyor. Bir yandan elflerin sadık dostu Elendil'i yanından ayırmayan Miriel, diğer yandan Galadriel'in salak saçma çıkışlarını öfkelenip onu zindana atıyor. Yani Galadriel kendini zindana attırmayı başarıyor. Üstüne sakinleşmesi için Holbrond'un nasihatlerine ihtiyaç duyuyor. Geçen bölüm Holbrand'in Sauron olma ihtimali üzerine konuşmuştuk. Bence bu bölümde daha da güçlendi. Özellikle Galadriel'le olan zindan sahnesinde tam böyle Sauron'a yakışır bir ikna kabiliyeti ve insanları nasıl manipüle edebileceğine dair taktikleri duyduk. Ama işte zayıf diyaloglara, kötü senaryoya rağmen bölümün en büyük sıkıntılarından biri de bölük pörçük bir şeyler izliyor olmamız. Yani artık sezonun yarısına geldi dizi. Bir şeyleri temellendirmeye çalıştıklarını hissediyorum, görebiliyorum ama bu bölüm içerisinde bir bütünlük olmayacak anlamına gelmiyor. Örneğin işte Isildur çok kopuk kaldı. Ne oluyor anlamıyorum yani açıkçası. Bir şeyler oluyor, dönüyor ama gelelim orklarla Adar'a. Zaten Adar'ın Sauron olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Muhtemelen orkların ona Adar yani baba demesinin sebebi zamanında işte Morgoth elfleri yakalayıp orka çevirdiği zamandan beri belki de bu yozlaşmış olan elf karakterimiz bu sürecin içindeydi. Onların başında duran bu dönüşümlerine şahitlik eden ve elfleri orka dönüştüren bu konuda Morgoth'a yardımcı olan karakterlerden biri olabilir. Ama işte içe kendi çapında, kendi anlayışı içerisinde bir şefkati var orklara karşı. İşte baba figürünü daha güçlendiren bir detay. Yani acı çeken bir orku bıçaklaması zalimce görünebilir ama aslında bir merhamet göstererek acısına son veriyor orada. Burada şaşırdığım şeylerden biri Arondir'in Beleriand'da doğduğunu öğrenmemiz oldu. Dizi 2. çağda geçtiği için biz haritasında göremiyoruz. Ama aslında Orta Dünya'nın batısında Beleriand denilen bir bölge vardı. Fakat burası ilk çağın sonunda Morgoth'la savaş sırasında yok olmuştu. Elflerin de ilk uyandığı, ilk yaratıldıkları yer diyelim buraya. Dolayısıyla Arondir de aslında bayağı yaşı olan bir elf. Güneyli köylüler orklardan kaçarken diğer yanda elfler ve cüceler işbirliğine başlamış ve tokileri yapıyor. Bu bölümde bir tek Elrond ve Durin'in hikayesini sevdim. Her ne kadar yine anlaşılmayan bir gizem havasında geçse de. Ama nihayet bu bölümde birazcık da olsa elflere dair özellikleri görebildik. Yani elflerin insanlardan farklı olduğunu belirten bir iki şey görebildik. Bir tanesi Elrond'un Durin'in ve Diza'nın konuşmasını uzaktan dinlemesiydi. Yani elf gözlerin neler görüyor Elrond dediğimiz bir sahneydi. Diğeri de Arondir'in oku havada yakalamasıydı. Hani nihayet şey diyebildik. Bunların kulaklarının uzun olması dışında bir farkı var insanlardan. Cüceler çok değerli bir maden olan Mithril'i bulmuşlar ve Kral Durin'in endişelerinden biri de bu aslında bu değerli madenin çalınabileceğini, bu sırrın keşfedilmek istendiğini düşünüyorlar. Mithril'i biz hem Lord of the Rings serisinde hem Hobbit'te gördük. Hatırlarsanız Hobbit'te Thorin Mithril'den yapılmış bir gömlek zırhı Bilbo'ya hediye ediyor. Lord of the Rings'te de aynı zırhın Frodo'nun üstünde olduğunu görüyoruz. Hatta hayatını kurtarıyor. Hatta öncesinde Gandalf zaten Moria'nın en büyük servetinin Mithril olduğundan, bu madenin ne kadar değerli olduğundan bahsediyor. Çünkü çok hafif ve aynı zamanda çok da güçlü bir maden. Lord of the Rings'te böyle bağlantılı şeyler görünce mutlu oluyorum. Galadriel'in hücreden çıktığında böyle kaşla göz arasında askerlerin hepsinin hücreye tıktığı utanç verici sahneleri direkt atlayıp hani Numenor'un kralın odasındaki sahnelere geçiyoruz. Çünkü burada yine önemli objelerden birini gördük bence. Bu odada Galadriel'in baktığı bir kılıç vardı ve bence o Narsil'di. Normalde Elendil'e geçtiğini bildiğimiz bu kılıç Sauron'la savaşta çok önemli. Bir başka önemli obje ise tabii ki de Palantir.
elflerin Numenorluların sadakatine karşılık onlara çeşitli hediyeler verdiğinden bahsetmiştim. Palantir de bunlardan bir tanesi. Silmarilleri yapan Feanor'un yaptığı taşlar bunlar aslında ve işte Miriel 7 tane olduğundan bahsediyor. Aslında bu taşlar iletişim için kullanılan şeyler. Yani mesela 7 tane ya, o 7 tanesi birbirini görebiliyor. O şekilde iletişim kurulabiliyor. Geleceği gördüğüne, böyle bir kehanet sunduğuna dair bir şey yok. Bu şekilde kullanmayı tercih etmişler. Miriel burada tabii ki dünkü çocuk Galadriel'i uyarıyor. Aman yakar diyor, dikkat et dokunurken. Ama burada önemli olan Miriel'in bu Numenor'un yıkılışını Galadriel'e bağlaması aslında. Galadriel'in gelişine bağlaması. O yüzden onu yollamak istiyor Numenor'dan. Fakat Galadriel gemiyle ayrılırken aslında şeyi fark ediyor. Nimrod yapraklarını döküyor. Önceki bölümde zaten demişti işte, yaprakların dökülmesi Valar'ın ağladığına işarettir, kötüye yorumdur. Bu aldığı kararın yanlış olduğunu ve bu görü yanlış yorumladığını fark ediyor. Burada yine bence Holbrand'ın Sauron olmasına dair güçlendirici şeyler vardı. Gerçekten Numenor'un sonu Galadriel'in Numenor'a gelmesiyle başlamış olabilir. Çünkü Galadriel'in yanında Holbrand vardı. Aslında kehanet Holbrand'ın geldiği zamanı işaret ediyor olabilir. Bu da yine Sauron olma ihtimalini güçlendiriyor. İkinci olarak da Miriel Numenor'la konuşma yaparken işte kalplerimiz taşa mı dönüştü? Ne oldu bizim? Ölen atalarımızın cenazelerinde, mezarlarında mı kaldı bizim cesaretimiz, yoksa aramızda mı, burada mı derken yine hücresinden çıkmış olan ve Numenor'a şöyle bir bakın Holbrand'ı görüyoruz. Farazon gemileriyle açıldı gitti, Sauron'u yakaladı geldi bilmem ne, bu hikayelerin hepsini bir köşeye koyduğum için Holbrand'ın Sauron olarak tasarlanmış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim için güçlü bir ihtimal hala. Son olarak bölümün en dandik kısmına değinelim. Theon'un köy maceraları, orklardan kaçışı, orklardan saklanışı kuyuda. Önceki bölümde orkların aradığı şeyin Theo'daki silah olabileceğini konuşmuştuk. Gerçekten de öyle çıktı. Ama burada önemli olan şey güneyli insanların yavaş yavaş Sauron etkisinin altına girdiğini görmemiz oldu. Çünkü işte kolunda işaret olan bir yaşlı adamı gördük örneğin. Ve bakalım kaç tane daha böyle insan var. Sauron gerçekten güneyde güçleniyor. Bunu çok net bir şekilde görebildik. Bu önemliydi. Ama bütün o kaçış sahnesinin kötülüğü hani Arondir'in havada ok yakalamasıyla bile geçmedi benim gözümde. Siz nasıl buldunuz? Belki beğenmiş olabilirsiniz. Ben beğenemedim. Aynı zamanda dedim ya, dizi çok böyle günümüze dair gibi, yani diyaloglarıyla, karakterleriyle. Ben bunu özellikle Brovin karakterinde çok hissediyorum. Çünkü sanki işte hayatından sıkılmış, Bodrum'a yerleşmiş, kendi kurduğu seramik markasını fahiş fiyatlarla satmaya çalışan bir beyaz yakalının hikayesi gibi geliyor bana. Çünkü kıyafetleri, cümleleri, tavırlarıyla çok günümüzden biri gibi. Ya buna benzer yüzeysel çok şey var. Mesela Adar, ben Tanrı değilim diyor. Niye onun yerine örneğin ben Valar'dan biri değilim diyor. İşte ben Eru seviyesinde değilim demiyor da bunu kullanıyor. Hani bu tür şeyler beni çok fazla koparıyor orta dünyadan. Özetle bu bölümde benim için böyle geçti. Hatta geçmek bilmedi bu arada. Çok uzun geldi bölüm. Çünkü dediğim gibi o akıcılık çok yok bölümde. Bakalım, bekliyoruz, hala beklemedeyiz. Nerede bağlayacak dizi bizi kendine, ben merak ediyorum. Geçen bölümde ben alışmaya başlamıştım, bu bölümde gene bir set çekti dizi sağ olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Söylediklerime katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum ve şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.